vazifeli sıkar. İkinci sıkma problemi var ama bunu yapan nedenlerden bir tanesi saat ikramiyetinin hastane yapıldığında izlediği için şu an 5-6 defa var. Bütün koridorlar kapatılıyor, kaba yapılıyor. Bir taraftan da biraz daha bakımı yapmak için arıza varsa çok büyük istimdikler görüyoruz. Yani sıklar ne kadar anlayacaklar zaten. Örneğin onkoloji binasında o Mayıs Eylül ayı arasında hastalar sıklardan resmen kaldırıldı. Şimdi buradan çözüm vermemiz gerekir. Nasıl götüreceksiniz? Şu da deniyor o yarıda. Sorma sistemi tam çalışsa bile binanın yönetmesindeki bazı teknik hatalar siz derin birinizi yaz açısından maksimum koşursunuz da problemler olabilir. Ama içimizden bunlara önlem alma gayretinde bulunuyoruz. Peki, şimdi farkındasınız ki hastanenin servislerinde yenilenme faaliyetleri var. Devam ediyor. Tek tek servislerle devam ediyor. İlyada ihtiyacımız var. Çünkü kaç tane servis aynı anda yenilme yaparsa çok sıkıntı. Şimdi havacılık konusunda burada yansıda görüyorsunuz. Böyle mevcut bağlı bir model binler yapmak imkanı. Peki bu binler yaparken bir sistem kurucu olacak. Çünkü hastanenin hemen bir kişinin bir şartı alıyor. Bizler yine hastalara hizmet vermeye devam etmek zorundayız. Sağlık hizmeti durumunda varsan keşke başka büyük bir hastane olsaydı da tamamen acilini kapatıp hastalara oraya bakım vermek gerekseydi. Bu imkanımız yok. Dolayısıyla bizler acil servis hizmetini devam etmesini sağlayacak bir şekilde bu afiyet taşıyarak da dünyanın farklı bölgesine taşıyacağız. Orada hizmet vermeye devam ederken burayı da çok ciddi bir şekilde tamamlamaya gerekiyor. Şimdi hepinizin bildiği üzere okul sezonu başladı, çay sezonu bitti. Lisenin bitiyorsunun en az ay bir dönem başladı. Dolayısıyla bu işlerde bu işlerin en az bir zamanı şu an bir ay içerisinde başlamak. Bütün amacımız da bunu 1 Mayıs'a kadar tamamen bitince. Şimdi bu ağacın etrafında sondaj çalışmaları yapılıyor. O sondaj çalışmalarını alacağımız verilere bağlı olarak da bu projenin şekillenmesi, projede değişiklik olabilir, kat değişikliği yapılabilir veya hazır çakılması gerekiyor. Ben orada sözde uzatmam gerekiyor ama sözde uzatmam asla Mayıs öncesine başlayacak planlarımız var. Peki ben burada sizlerden ne talep ediyorum? Bu sıkıntılı bir süreç olacak. Bunu vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bir özel çabamız olacak. Yani burada trafikte sorunlar yaşamamak gerekiyor. Daha az aslında buraya ulaşmasın diye koordine edilir diye hastanelerimiz gerekiyor. Böyle üstten bantlarımızın var. Babam görüyoruz ama bu zaman bir tarih edilir. Şöyle yapalım. Şurası sağlık bilimleri bahçesi, şurası onkoloji binası. Evet. Burası eski ağaçta binanın burada yapıyor olacağız. Binanın içerisindeki bölümün tarafından ağacımızı buraya taşıyacağız. Ama olarak mevcut ağacın kadar bir alan neredeyse ama kullanım verimliliği çok daha fazla. Yani fiziki alan açısından bir eksiklik olmayacak. Ama bir problem var izleyicilerin. Biraz sadece bir kolektif bir iş var. Yani kolektif bir hasta var bir şey devam ediyor. Bir tarafta acil olacak. Dolayısıyla orada bir trafik düzenlememiz olması gerekiyor. Ve bazen başlarımızın da buna maksimum bir hassasiyetle anlayış göstermesi lazım. Bize yardımcı olması gerekiyor. Bu projenin bu şekilde olması, planlanma gerçekten çok modern bir bina olacak. Bizim bize gelmiş bir bina ve
yaptı. Su da atladı dedi. Eğer bir şehir hastanemiz yapılacak, bir şehir hastanemiz zaten yapılacaksa bu israflıdır. Asla hayır değil. Öyle söyleyeyim. Şehir hastanemiz kalırsa da oradaki yoğun bakım kapasitesi muhtemelen vatandaş mevkili 100 bin civarı olacaktır. Biz şu an 80 yoğun bakım kapasitesiyle bu zorluklar yaşıyoruz. Bizim amacımız